Anadolu'nun uygarlıklarında taht sadece krallara, imparatorlara, padişahlara ait değildi. Tahta ortak pek çok imparatoriçe, kraliçe ve hatun binlerce yıl boyunca söz sahibi oldu. Kimi şehirlere adını verdi, kimi siyasi anlaşmalar için arabuluculuk etti, kimi ise isyanları bastırabilecek kadar dirayetliydi. İsa'dan önce 23. yüzyılda yaşamış Ebla Krallığı'nın prensesi Zugalum, zorla evlendirilmeye karşı çıkan Anavarzalı prenses Aya, adını avcı Artemis'ten alan Karya Kraliçesi ilk kadın amiral Artemisia ve adını şehirlere veren Amazon kraliçeleri gibi pek çok kraliçe bu topraklarda yaşadı. Egemen kraliçe titriği olan Tavananna, kraliçelerin o döneme ne kadar hakim olduğunu gösterir. Hitit Kraliçelik Kurumu, çağdaşı Mısır ve Mezopotamya kraliçeliklerinden farklıdır. Kurumun başındaki büyük kraliçe ve egemen kraliçe, Hitit kralına eşit, dış politika ve devletler arası hukukta söz sahibi, memleketinde hükmetme yetkisi olan krallığın bağımsız birer temsilcileridir. Şapinova'da gerçekten bu kraliçenin mektuplarda olsun, diğer tabletlerde etkinliğini, yönetimdeki etkili, yani daha doğrusu büyük kralın yanındaki etkisini, yetkisini çok rahatlıkla mektuplarda, belgelerde görebiliyoruz. Bunları belgeleyebiliyoruz. Pudeyapa'nın güçlü ve politik kimliğiyle tarihin ilk barış anlaşmasında mührünün yer alması, kadının kraliçe kimliğiyle bir döneme imzasını atabilecek kadar güçlü olduğunu gösterir. VII ve 8. yüzyılda imparatorların ebedileşmek isteğiyle İsa ve Meryem ikonalarını kırdıkları dönemde 4. Konstantin'in gelini olan İmparatoriçe Irine tahta geçerek dindar bir bakış açısıyla ikonaları koruyor. Pek çok ikonanın bu döneme gelmesinde Irine'nin büyük bir payı vardır. Güç zehirlenmesine uğrayan Irine, küçük yaşta imparator olan oğlunu bile rakip görmüştür. İktidar hırsı annelik içgüdüsünün önüne geçmiş ve uzun bir zaman tek başına iktidar kalmayı başarmıştır. Sonunda iktidar elinden alınmıştır. Bizans tarihinde imparator unvanıyla hüküm süren ilk kadın Irine'dir.